Merhaba arkadaşlar. Yeni gelecek patch notlarını açıklamak üzere bir video çekiyorum şu an. Daha önceden bunları sık sık yaparken şu aralarda pek fazla yapamıyorum. Yeni gelen bir açıklama oldu birkaç saat önce oyunla ilgili. Orada gelen nerfler açıklandı bir kısmı. Daha full patch notları yarın açıklanacak. Kısaca anlatmak gerekirse Valpak ile ilgili artık kesin bir bilgiye sahibiz. Anlık leech kalkıyor ve anlık leech yerine karakterin leech hızı iki katına çıkıyor. Yani o gördüğümüz resim doğruymuş zamanında. Bu çok ciddi bir nerf olacak artık. Face tank yapmak daha zor olacak. Bunun yerine Berserker yerini biraz daha Slayer'a bırakacak gibi görünüyor bu nerfle birlikte. Bakalım nasıl olacak. Atsiri eldiveni ile ilgili, Akuti ile ilgili bir açıklama var. Akuti yapısı gereği anlık leech sunuyordu kritiklerde. Bunun yerine yakın zamanda deniliyor. Bu yakın zaman genelde 4 saniye oluyor oyunda. Yakın zamanda kritik vurulduğunda size Valpact veriyor. Yani bunun anlamı şu: kritik vurduğunuz anda 4 saniye boyunca Valpact'e sahip olacaksınız. Bu oyundaki Valpact'e gitme yerine hani Keystone'u daha başka yerlerde kullanmanıza olanak sağlayacak. Ve bu şöyle bir güzellik size sağlayacak. Hani Leech rate'iniz birdenbire iki katına artacak. Leech'inizi yapacaksınız. 4 saniye sonunda da eski haline dönecek. Hani crit şansınızı çok yüksek tutmanıza gerek yok. Ufak bir crit şansıyla %20 %30'la Valpact'inizi sürekli aktif halde kullanabileceksiniz. Tabii ki eskisi kadar güzel bir glove olmayacak. Fakat düşündüğümüzden de kötü olmayacak herhalde yenisi. Bakalım bununla nasıl boyutlar çıkacak. Şahsen merak ettiğim bir eldiven olacak boyutlarımda. Mind over matter konusunda bir açıklama var. Mind over matter biliyorsunuz MOM denilen Keystone aldığımızda arkasındaki 3 tane pasif nodu çok fazla increase mana veriyordu. Artık bu increase manalar daha az bir oranda verilecek. Bunu yapmalarındaki amaç pasif ağacındaki birkaç tane not daha harcayarak alınması gereken increase mana notlarını sadece 3 not alarak elde etmiş olmamız. Bu güzel bir buff. Hani kısa yoldan yüksek manaya ulaşmasını insanların engelleyecek ve boyutlar daha az tanki olacak. Daha farklı boyutlar yapmak adına bence güzel bir nerf olmuş bu. Bu benim düşüncem tabii. Bununla birlikte vulnerability sistemi değişiyor. Vulnerability curse artık mavi bir gem olmaktan çıkıp kırmızı bir gem, yani strength bazlı bir gem olacak. Ve odaklandığı alanlar fiziksel damage, bleed ve maim olacak. Kaostan ve over damage'den çıkıp. Tabii bu kırmızı gem olurken eski hali için Despair denilen bir gem çıkmış. Ve bu gemle birlikte artık increase, pardon, Chaos Resistance düşürülecek etki ettiği canavara, yani bir canavara bu curse'le vurduğumuzda Chaos Resistance'ı düşecek. Damage over time aldığı hasarı artacak ve ek olarak bize ekstradan Chaos Damage verecek. Bu uygulanan yaratıklar üzerinde. Bu güzel bir gem olacak. Yani vulnerability ile bunu ayırmaları iyi olmuş. Ve şöyle bir şey daha söyleniyor. Oyunda ilk başta açıklanan yeni 10 gem içerisinde bu gem sayılmamış. Yani bu 11. gem oluyor oyunda yeni olarak. Demek ki oyun bize bazen hani açıklamayıp ekstradan verdiği hani gemlerde ya çıkabiliyor, olabiliyor. Bununla birlikte Wither sistemi değişecek. Wither'da yeni gelecek nerflerden nasibini almış görünüyor. Bundan böyle 20 stack yerine maksimum 15 stack yapabileceğiz. Ayrıca her stack ile %7
değil, %6 increase cost damage elde edeceğiz. Bu çok ciddi bir nerf. Çok ciddi bir nerf beyler. Witchfire Flask yeni gelecek patch'te değişiyor ve kullanıldığında vulnerability yerine artık Despair veriyor olacak. Önceden biliyorsunuz vulnerability'ydi ve bu değişecek artık. Tamamen Chaos Damage odaklı bir Flask olacak bu. Dark Pact konusunda bir açıklama var. Yeni gelecek güncelleme ve genişleme paketi ile birlikte Dark Pact artık self cast edildiğinde ekstra alan bonusu almayacak. Ve Mor Damage oranı %95'ten %76'ya düşürülecek. Bu çok ciddi bir nerf. Ve bu skill'e nerf gelmesinin sebebi olarak şu belirtiliyor arkadaşlar. Dark Pact self cast edildiğinde çok fazla hasar vuruyor ve bunu çok geniş bir alana etki ederek yapıyordu. Dark Pact boyutlarının hali hazırdaki defansif olan ve map temizleme hızı yüksek olan boyutlar için bu biraz orantısız bir skill olduğundan buna nerf getirme kararı almışlar. Dark Pact kullanmadım. Kullanan yayıncıları gördüm. Kullanan arkadaşlarım vardı. Hakikaten ciddi bir nerf bu onlar için. Üzücü. Evet. Listemdeki en çok üzüldüğüm nerf'e giriyorum arkadaşlar. Bundan böyle baraj artı 2 enchant'ı bulamayacağız. Evet, bu çok kötü bir nerf. Ve maksimum artı 1 olacak bu enchant. Artı 1 enchant da Merciless'ten düşmeyecek, bize Uber Lap üzerinden düşecek. Yani bulabileceğiz enchant basarak. Eğer elinizde varsa baraj artı 2 helmutlar, onlar legacy olarak kalacak. Bu da bir ufak bir müjde artık. Nasıl bir müjdeyse bilmiyorum ama en azından buna sevinebiliriz. Lütfen onları elinizde tutun, şu an satmayın. Çünkü onlar zamanla değerlenecek. Hani atalarımız der ya böyle, hani dedelerimiz ya babalarımız, bir yerde bir arsa vardır. Onu şimdi satma, o ya değerlenecek. İşte o artı iki baraj artık beyler. Doomflake ve Doomflake Prism ile ilgili bir gelişme var. Doomflake ve Doomflake Prism bundan böyle %110 increase, pardon, %110 et physical damage as damage of random element ya da damage of each element vermeyecek. Bu %110'luk değişim, artış pardon, %100'e indirgenecek. Yani %10'luk bir nerf söz konusu. Fakat bununla birlikte bitmiyor. Doomflake çok ciddi bir nerf alarak critical strike chance'i sıfırlanıyor. Artık critical strike chance increase olmayacak. Bunun yerine ekstra, pardon, üzerindeki 12-16, pardon, üzerindeki physical damage 12-16 ile 20-24 arasında değişecek. Yani fizikseli biraz artırılmış, o kadar. Onun dışında critical strike silinmiş. Bu çok kötü bir nerf. Bu çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani Templar'dan yaptığımız güzel boyutlar ya da yapılabilecek güzel boyutlar biraz zora düşecek. Çünkü base crit şansı %5'e inecek bununla birlikte. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Queen of the Forest ile ilgili bir nerf var. Bu labirent boyutlarını çok üzecek. Kısaca anlatmak gerekirse labirenti 3 dakikada bitiren Pathfinder'lar için çok üzücü bir nerf olacak bu. Queen of the Forest chest increase evasion oranı %380'den 240'a düşürülecek ve aldığım movement speed için cap %100 olacak. Bunun anlamı şu beyler. 70k evasion rate bile alsanız bundan böyle %500, %600 movement speedler hayal olacak ve maksimum ortalama %200 ve %300 arası bir movement speed göreceğiz. Olması gereken bir nerf'tü bence bu. Bunu düzeltmeleri, labirenti tek bir build'in bu kadar kısa sürede bitirmesini engellemek adına yapılmış güzel bir yaptırım diyebilirim. Bundan böyle Pathfinder'lar diğer klaslardan biraz daha önde olacak ama çok aşırı bir, hani ekstrem bir ya avantaja sahip olmayacak. Bu iyi bir şey. Rise of the Phoenix kalkan ile ilgili bir nerf var. Maximum Fire Resistance %8'den %5'e düşürülecek. Bunun yanında Life Regen 15-20 arası artacak. Ve bu kalkan artık 40-60 arası bir life veriyor olacak. Righteous Fire build'ler için özellikle
yapılan bu nerf çok ciddiye benziyor arkadaşlar. Bu nasıl etkileyecek bilmiyorum ama yenilikte göreceğiz. %3'lük bir kısım çok fazla etkiler mi etkilemez mi bilmiyorum. Çünkü Bright Fire hiç oynamadım. Hep birlikte göreceğiz. Yenilikle birlikte karakter level alma sistemi de sistemi demeyeyim de hani experience gain biraz değişecek. Bundan böyle %95'ten %96'ya kasarken %6,5 daha fazla experience'a ihtiyacımız olacak. %96'dan %97'ye kasarken %11,5'luk bir daha fazla experience'a ihtiyacımız olacak. 97'den 98'e kasarken 18,7, 98'den 99'a kasarken 28,25'lik bir ekstra experience'a ihtiyacımız olacak. 99'dan 100'e kasarken de %40'lık bir ekstra experience'e ihtiyacımız olacak. Oyun bizim yüze kasmamızı bu kadar kısa bir şekilde yani yapmamızı istemiyor ki. Zaten ben kendi adıma konuşayım. Daha 95'ten yukarı bir karakterim yok. Fakat oyunun ilk haftası ya da ilk 2 hafta içerisinde levelini 100 yapan oyuncular için bu kötü bir nerf oldu. Zorlaştırıldı. En azından hani olması gereken bir şey olduğu gibi. Çünkü en son levele 10 günde gelmek bu kadar kolay olması gerekiyor. Ne kadar iyi bir oyuncu olsun, yani ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun. Şimdiki yapılan açıklamalar bu şekilde. Yarın full listesi açıklanacakmış. Yarın size full listeyi çeviriyor olacağım. Yarın görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.